Beynimizin yürürken daha doğru kararlar aldığı doğru mudur? Doğru. Tamam, gidelim. Doğru, bitti. Ama tabii açıklamak lazım. Tabii açıklayayım. Sıklıkla anlattığım, derslerde de uzun süre üstünde durduğum, Hazal muhtemelen benden 5 kere falan dinlemiş olduğu, beynimizin alt bölümünde, beyin sapı dediğimiz yerde bir uyandırma sistemi var. Latince adına retiküler formasyon diyorlar. Ağası oluşum demek. İşi şu, vücuttan beyine bir sinyal gidince ya da beyinden aşağı bir emirler dizisi gönderilince bu bölgede uyarılıyor. Çünkü tam arada yolun üstünde bu bölge yer alıyor. Emirler geçerken ya da duyular gereken burası uyarılınca yukarıya uyandırıcı sinyaller gönderiyor. Niye? Beyinden aşağı emir iniyorsa vücut hareket edecek demektir. Hareket etmek için uyanık ve etrafın farkında olmak lazım, değil mi? Takılır düşersin yoksa. Dolayısıyla beyni uyandırıp harekete hazırlanıyor. Aşağıdan duyular geldiğinde de beyin bu duyuya doğru ve yerinde bir cevap versin diye yine beynin uyanıklığını arttırıyor. Bunu gerçek hayatınızda yani çok yaşıyorsunuz. Mesela bugünkü gibi korona günlerinde saatlerce monitör karşısında ders almaya çalışan, belki de dünyanın en ağır mezalimi altında olan öğrenciler. Yanınızdayız, kardeş olun, birleşin, aşacağız bunları. Onlar mesela saatlerce oturuyorlar. Bir süre sonra kafa samana dönüyor, dikkat ettiyseniz. Yani anlamıyorsun, böyle konsantre olsun da dinleyemiyorsun. Birçoğu hemen bir şey keşfediyor. Ayağa kalkıp şöyle 2-3 adım attı mı biraz sandalyenin etrafında bir tur bile atsa bir böyle hemen bir ayıklık, bir uyanıklık meydana geliyor. İşte bu hareketin beyni uyandırıcı etkisi. Gerçekten de işte bir araştırıcı demiş. Adamın da bir türlü ismini öğrenemedik. Herif hep referans veriyoruz ama ismi yok. Neyse bir gün bulacağım söz. Gelecek nesiller diyor, matematik ve fizik sınıflarını özellikle yürüyüş bandı koymadığımız için bizi kınayacaklar. Matematik ve fizik en iyi hareket halindeyken öğrenir. Beyin o zaman açık olur diye adam uyarıyor mesela. Bugüne kadar sınıflarda şimdi monitör karşısında oturarak bayağı bir şey öğrenmeyi bekliyoruz ama hareketsizlik beyni uyuşuklaştırıyor. Beynin uyanıklığını azaltıyor. O nedenle eğer gerçekten çözemediğiniz bir sorun üzerine derinlikli düşünecekseniz kulaklığınıza müzik falan takmadan yürüyün efendim. Çıkın yürüyün mümkünse. Değilse evin içinde tur atın. Hatta sadece yürümek de değil, basit tekrarlı hareketleri yapmak da beyni uyandırır. İşte çömelip kalkmak, ne bileyim böyle hafif hafif kültür fizik hareketleri yapmak gibi şeyler. Ama yürüyüş en doğalıdır. Bu hareketlilik sizin beyninizi uyardığında şu oluyor. Beynin normalde modülleri tasarruf halinde çalışırken daha önce alışılmış var olan devre kalıplarını kullanıyor. Ama siz beyni uyandıracak bir etki, bir hareket yaptığınızda farklı bölgelerde devreye girdiği için beyin alternatif yollar üzerinden alternatif karar ya da çözümler düşünebilme kabiliyetini arttırmış oluyor. Ya daha doğrusu onun artmasına katkı yapmış oluyorsunuz. İşte Steve Jobs'un biyografisinde çok anlatılır. Evinin etrafında yürüyerek toplantılar yaptı ve genellikle bunları sabah saatlerinde yaptı. Her ikisi de çok isabetli. Muhtemelen nörobilimci değildi Steve Jobs ama tecrübeyle bunu keşfetmiş. Hareket halinde olduğunuzda daha rasyonel düşünüyorsunuz. Bir de sabah erken saatte şu ön beynin pili henüz bitmeden çok fazla sayıda kararla o beyni yormamışken de ciddi konular üzerine kafa yorarsanız çok daha verimli oluyorsunuz. Yani çok yaratıcı bir iş yapmak istiyorsanız sabah erken kalkın, bir yürüyüşe çıkın, kafanızı o işe verin. Dönüşte çok büyük hediyelerle, enteresan fikirlerle dolacağınızı garanti edemesem de öngörebilirim. Yani her zaman olmayabilir. Yani ama güzel şeyler olacaktır. Hocam bu arada bir yorum geldi, ona gülümsedim. Pınar Çınar demiş ki hocam referansınızı hatırlamak için bir turlayıp gelebilirsiniz. Biz bekleriz demişken. Yok ben deminden beri valla evet. Çenem de durmuyor, vücut da durmuyor. Bayağı bir yürüdük buraya gelene kadar ama iyi şimdi. Hocam bu arada yürüme meselesinde şöyle bir şey de hatırlatmak lazım. Tabii ki spesifik durumlar ve kişinin biricikliğini unutmadan ama bazı depresif semptomlarda veya bazı böyle durumlarda biz şunu da öneriyoruz. Yürüyüşe çıkın. Düzenli olarak sabahları bunu özellikle rutin halinde yapmak sadece bu karar alma mekanizması aslında da değil. Gündelik hayattaki zihin sağlığını da çok ciddi etkiliyor ve pozitif yönde büyük bir etkisi var. Bunun için ya yürüyüş o azımsanacak değil. Yani o yürümek o kadar değerli bir duygu ki ve hem fiziksel hem ruhsal olarak. Majör depresyon dışındaki depresif semptomların hemen hepsinin en iyi ve en az yan etkili tedavisi harekettir arkadaşlar. Bu arada duş almak ve suya girmek de beyni açıyor demiş Özkan Muhsin. Özkan Muhsin bugün çok aktif. Teşekkür ediyoruz. Evet. Aynı sebep arkadaşlar, vücuda dedim ya vücuttan gelen duyu beyni uyandırır diye, vücudunuza su değdiği zaman deriniz üzerinden de bir uyartı gidiyor. Ve uyartı bu arada ciddi bir uyartı, mesela suya düşmüş olabilirsiniz değil mi? Deri o yüzden şiddetli bir uyaran gönderiyor. Su var diyor etrafta, aman dikkat et boğulma, o yüzden gözünü aç. Hele ki soğuk duşa girdiyseniz olaya bir de termal yani soğuk uyarısı eklendiğinde iyice gözünüzü açıyorsunuz. Ha böyle ılık bir duştan sonra
böyle biraz uzanınca bir böyle hemen içiniz geçiyor ya, o niye oluyor? Vücut pelte gibi oluyor. Vücuttan giden uyarı miktarı az oluyor. Bir daha hareketsizleşmişseniz beyin tam ekonomi moduna geçiyor. Bak bunun tam tersi, devamlı verdiğim örnek, bunu da parantez içinde bir koyun hatırlayın hepsini birleştirmek adına. Çok rahat bir koltukta kitap okuyamama sebebiniz işte bu. O rahat koltukta uyuyakalıyorsunuz çünkü rahatsızlık olmadığı zaman hafiften de olsa beyin uyanıklığını yitiriyor. Diyor ki burada bana ihtiyaç yok, ben enerji tasarrufu moduna geçeceğim. Çünkü beyin yan gelip yatmak için tasarlanmamış. Zorluklarla baş edip problem çözmek için çalışan bir organ. Çok rahat bir ortamda o yüzden içiliyor efendim zaman içinde. Uzun sürede acık beyni zorlayalım. Hem vücudu hem beyni. Abi bir anda yorumlara gözüm takıldı da. Hocam şey çok güzel geldi ya, ben onu dikkat etmemişim. Ben mesela çok çok fazla toplu taşımada kitap okurken daha verimli okurum. Hı-hı. Hani çok doğru güzel bir noktaya. Ben mutlu oldum bunu keşfedince. Mimi demiş ki yürüyemeyenler ne yapsın? Yürüyemeyenler her türlü beden hareketini yapabilirler. Yani yürümek tek hareketimiz değil. Biraz önce de söyledim. Yani basit böyle el egzersizleridir, şunlar bunlardır, ne bileyim top çevirmelerdir. Artık ne yapabiliyorsanız. Ağzınızda kalemi atıp burnunuz üzerinde durdurmak, bilmiyorum. Hiç öyle bir şey denemedim ama olur mu bilemedim. Onu da bir deneyeceğim daha sonra. Ama kameralar kapalıyken. I know. Most of you are looking at the subtitles to understand what I'm saying. You can't escape from English anymore. If you come to Yadasa Academy, you too will get a kick out of movies. Hocam ilginç bir soru geldi. Gerçekten ilginç cevap, yani merakımdan soracağım. Bir gülümsetti beni. Sakız çiğnerken insana gelen manasız özgüvenin sebebi nedir? Bu şey mi geliyormuş? Bunu anlayamıyorum. Bu hareketli halinde hani sakız çiğnerken bir... Evet... Vallahi hiç ben düşünmedim. De düşün, böyle şimdi soruyu görünce düşünmeye başladım. Özellikle ama siyahi arkadaşlar da böyle filmi... Hareketlenme falan. Yani bir fiziksel bir... Sakız çiğnemek aslında bir agresyon, yani böyle bir saldırganlığı azaltıcı bir tarafı var. Hı-hı. Yani muhtemelen o kadar böyle saldırganım ki şu anda sakız çiğniyorum, düşün yani anlamında bir sinyal olabilir. Çünkü sakız çiğnemek sakinleştirici, böyle tekrar hareketler bizi sakinleştiriyor. Hı-hı. Bak bu da güzel soru. Bunun bir psikolojisini araştıracağım. Evet. Muhtemelen özellikle böyle ne derler ona, dışarı gösterecek şekilde belirgin sesli ve görüntülü sakız çiğniyor olmak. Hı-hı. Ki hani serserinin şiarıdır eski filmlerde. Yani, çiğniyor, evet çiğniyor, evet, hani görsel oturuyor hemen zihnimize geliyor görsel. Muhtemelen kişideki saldırganlık hissinin bir simülasyonunu karşıya, hı-hı, duyurmakla ilgili gibi geldi. Ama sallamayayım, direkt biraz literatür bakayım o konuda. Söz bir iki sonraki soruyorum, hı-hı, da ben buna hazırlık yaparım. Tamam. O konunun varsa psikolojik bir şeyi görürüz. Hı. Bak işte sorudan böyle öğreniliyor. Evet. Geldi bakacağız. Çok ilginç buna. Hocam. Muhtemelen bu hareketle olan bir şey, etkileşimle bir bakmak lazım, gerekecek. Ve yorumlar geliyor ilginç, evet. Senin yüzünden yorumlara çok bakıyorum. Önceden sadece sana bakıyordum, şimdi yorumlara bakıyorum. Geviş getirmenin gevşekliğinden olabilir mi diye. Ne yorumlar var ya Rabbim ya. Arada biz böyle joint session yapalım. Bak evet, böyle enteresan oluyor. Karşısında yorumlara bakar güleriz. Hocam olabilir bir gün böyle sadece buradan okuyarak. Evet. Hocam bu arada bugün beyin sayımız azıcık düşük mü? Size öyle geldi mi? Evet ya, 321 beyin nedir ya? Görüntümüz kötü de ondandır. Ondandır hocam. Yani kesin karlı marlı. Bir de sesim zaten az geliyor. Bugün gerçekten üzüldüm şu anda. Soru soruyorum, motivasyonu gitti. Aa hocam. Bence çok güzel bir motivasyon geldi. Bu sorudan sonra özgüvenim yükseldi dedi biri. Salih Bey. Rica ederiz. Soruyu soranlara teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar. Özen sormuş bu arada soruyu. Teşekkürler Özen.